Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız ama bu yeni video set 5.5 incelemesi. Biliyorum hepiniz set 5.5'un nasıl olacağını çok merak ediyorsunuz. Lig kasmak için oynayanlar, eğlence için oynayanlar ya da herhangi bir şekilde aman zaman geçsin diye oynayan çoğu kişinin dediğine göre yayınlarda, YouTube'da vesaire bu setten çok fazla keyif almadınız. Nedenine gelecek olursak sanırım şampiyonların mekanikleri o kadar da iyi değildi. Yani eğlenemiyordunuz vesaire. İşte atıyorum eğlenmek için yapacağınız bir ganimetçi yoktu ya da bir uzay korsanı yoktu. Bu da sizi ikileme sokuyordu. Ya ben şimdi eğlenmek istiyorum ama eğlenemiyorum. O zaman lig kasayım. Lig kasmak istiyorum. İşte arınmış diye bir bela var. Onu geçtim, Draven diye bir bela var. Abi ben başka komp yapmak istiyorum. O zaman lig kasamazsın diyor oyun bana. Bakalım set 5.5'ta bunlar değişecek mi? Hadi hep beraber bakalım. Öncelikle hesaplaşmak kahramanların şafağı seti olacakmış bu. Kahramanların şafı da mekanik güncellemesini şöyle özet geçersek demiş ki biz de özet geçmeye bayılırız bilirsiniz Türk insanlar olarak. Hesaplaşma, kahramanların şafı seti yeni mekaniklerle geliyor. Peki. Gölge eşyalar aramızdan ayrılıyor. Çok şükür abi. O eksi özelliklerin hepsi gitti. Bunu biraz sonra anlayacaksınız neden söylediğimi. Işıltılı eşyalar ekleniyormuş. Gölge eşyalar gitti, ışıltı eşyalar geldi. Bunlar hiçbir dezavantajı olmayan son derece güçlü eşyalar. Işıltılı eşyalar seçilebiliyor ama sadece bir tane alınabiliyor arkadaşlar. Mesela siz gölge bir gittiniz, kapan pençe yaptınız. Bundan sadece bir tane yapabiliyorsunuz ya da bir tane alabiliyorsunuz. Yani siz ikinci bir tane alamıyorsunuz. Bu yüzden taktiksel olarak gölge eşyalara nazaran ışıltılı eşyalar ya da evet ışıltılı eşyalar daha önemli. Gölge eşyalarınızdan neyi seçtiğiniz sizi oyun sonuna kadar neyin sizi nasıl götüreceği çok önemli. Karar verme mekanizması tamamen sizde. Gölgelere karşı savaşmak. Penguş Tezaya kurtarmak için Karasis'e karşı savaşırken biz de TFT'yi tekrar tekrar oynamak isteyeceğiniz bir oyun haline getirmeye çalışıyorduk. Evet, teşekkür ederiz. Yani evet gerçekten TFT yayın dışında özellikle benim tekrar tekrar oynamak istediğim bir set değildi. Bu set en azından. Cephaneliğin daha sık ve daha güçlü eşyalarla ortaya çıkmasını sağlayarak size en iyi seçimi yapmaya çalışacağınız taktiksel karar verme anları sunmaya çalıştık. Tamam. Ve tüm bunları düşünerek hesaplaşma, kahramanların şapalı ve mekaniklerine diğer tüm set ortası güncellemelerinden farklı yaklaşmaya karar verdik. Farklılık güzeldir. Devam edelim. Bu sırada Kutlu Kale'de Penguş'un ve sizin çabalarınız Gökcam'ın sırlarını açığa çıkardı ve bu da yalnızca tek bir anlama gelebilir. Yeni set ortası mekanikleri. Penguş Karasis'e karşı savaşmayı sürdürürken Kaos'un silahları olan gölge eşyalar da ortadan kalkıyor. Ortadan kalkacak. Yanlış duymadınız. Hesaplaşma kahramanların şafağında gölge eşyalar aramızdan ayrılıyor. Bu bölümün geri kalanı boyunca bunu düşünebilirsiniz. Bölüm bitti. Çok tatlı abi, şuna bak. Işıltılı eşyalarla hücuma geçmek demişler. Hadi bir ışıltılı eşyalara ufak bir göz atalım. Altta zaten şöyle bir spoiler aldınız, ışıltılı Rabadon'un şapkası. Gökçam'ın bir araya gelmesiyle birlikte Penguş da yeni bir cephaneye erişti. Hadi bakalım. Bu epey iyi bir şey çünkü gölgelerle kaplı Karasis'e karşı savaşırken gölge eşyaları kullanmak pek de akıllıca değil. Düşün Penguş, düşün. Tıpkı Penguş gibi biz de yeni ve kuvvetli silahlar ediniyoruz. Bunlara ışıltılı eşya adı veriliyor ve gerçekten güçlüler. Hem de çok. Tıpkı gölge eşyalar gibi her bir normal tamamlanmış eşyanın bir de ışıltılı versiyonu olacak. Ancak bu sefer sadece orijinal eşyanın daha güçlü bir kopyası olacaklar. Ve herhangi bir dezavantaj içermeyecekler. Hatta o kadar güçlü olacaklar ki her oyunda size sadece bir tane verebileceğiz. Demek ki o kadar gücü fazla kaldıramıyoruz. Jax diyor ya, elimdeki bir de silah olsa, gerçek silah olsaydı diye. Bizde de öyle bir şey olacak. Yine de merak etmeyin. Işıltılı eşyanızı tüm oyuncular için aşama 3-6'da ortaya çıkan ışıltılı cephanelikteki 5 eşya arasından seçeceksiniz. Yani gidip de size A eşyasından Z eşyasına kadar vermiyor. Size 5 tane rastgele eşya verecek. Siz de ya kompunuzu ona göre oluşturacaksınız ya da eşyanızı ona göre seçecek. Kompunuza göre seçeceksiniz. Şimdi gelin birkaç örneğe göz atalım. Hadi bakalım. Işıltır Rabadon'un şapkası ilave yetenek gücü sağlıyor. 100 yetenek gücü sağlıyor. Bu değişmemiş ancak dezavantajı gitmiş. Çok iyi abi. Bir dezavantaj olmadan 100 yetenek gücü güzel ama ben pek kullanılacağını sanmıyorum. Işıltılı cıva benim geldik en sevdiğim eşyaya arkadaşlar. Kullanıcı çatışmada 30 saniyeliğine kitle kontrol etkilerine karşı bağışıklık kazanıyor. Jax kalkarsa ya da Jax devam ederse düşünsenize Jax gibi bir hero'nun bunu kullandığını.
Işıltılı ilavesi %30 saldırı hızı bir de. Size bir de zeke veriyor yani yanında. Sınırsız civa ve zeke. İyiymiş. Işıltılı Banshee'nin pençesi. Ben bunu da çok beğendim. Çatışmanın başında kullanıcı ve tüm takım arkadaşlarının ilk rakip yeteneğini engelleyen bir kalkan kazanıyor. Bu Garen ultisi olabilir, Darius ultisi olabilir. Toplu alan hasarı vuran şeylerin ultilerini engellemek her zaman iyidir. Işıltılı ilavesi de şuymuş bunun. Tüm takım arkadaşlar için artı 200 can. Peki. Işıltılı eşyalarla oyunun geri kalanının seyrini değiştirecek anlar ortaya koyuyoruz. Yalın güçlerinin Penguş'un Karasis'i alt etmesine yeteceğini umuyoruz demiş. Bence eder. Ben beğendim eşyaları. Ancak ayrıca takımınızı onların etrafında şekillendirmeniz konusunda sizi de teşvik edecek. Sonuçta zafer seçtikleri eşyanın gücünü en iyi şekilde kullananlar içindir. Tanıdık geldi mi? Bir sonraki bölüm kesin gelecek demişler. Tabii, büyük güç sorumluluk getiriyor ve bu sorumlulukla birlikte tüm ışıltılı eşyaların kullanışlı ve benzer güç seviyelerinde olması ama yine de oyunlar arasında yeterli ölçüde çeşitlilik sunması için büyük özen göstereceğiz. Tüm oyunculara 5 ışıltılı eşyadan birini seçme fırsatını aynı anda verip onları dikkatlice dengelediğimizde ışıltılı eşyalar her bir TFT karşılaşmasının özel bir deneyim ve zekice tasarlanmış takım kompozisyonları sunmasını sağlayacak abi umarım. İlahi lütuf. Gölgelere karşı son savunma. Karasis'e karşı savaş gösteren tüm çabaya rağmen Kaotik Penguş'un gücü hala çok fazla ve kendisi rap konusunda en az benim kadar iyi demiş. Allah Allah. Penguş'un Tezza'yı kurtarabilmesi için biraz daha yardıma ihtiyacı olacak. Tabi eğer yakın diyarda 8. olmak istemiyorsak bizim de. Neyse ki ilahi lütuf sayesinde zafere ulaşmak için bir şansımız daha var demiş kendileri. Düzenin kuvvetleri tarafından meydana çıkarılan ilahi lütuf, tüm oyuncular için aynı önemli içerikleri taşıyan bir ganimet küresi. Ancak yalnızca bak burası çok önemli, hatta çok amelli. Canı 40'ın altına düşen oyunculara ilahi lütuf çıkıyor arkadaşlar. Yani diyorsunuz ki, ya abi benim canım 40'a düştü. Bütün lobinin canı 7'nin bile canı 70 ya. Ben nasıl 40'a düşürebiliyorum ya? Kurtlara gelmedik daha diyorsunuz. Size hemen bir ilahi lütuf çıkıyor. Ve kahramanların şafağında 8. olma riskini azaltmak için ilahi lütufa bir bakın diyor size. Lütuflar ise şunların kombinasyonunu sunarak yardımcı oluyormuş. Hemen bakalım. Eşyalar, bileşen eşyalar. Altın. Yani size kaç altın verdiği önemli. Tek kullanımlık eşyalar, spatula ve şampiyonlar. Tek kullanımlık eşyalardan kastı şudur. Niko, manyetik sökücü, yeniden işleyici vesaire vesaire arkadaşlar. Şampiyon da verebiliyormuş size. Çok enteresan. Diyelim ki 40 canın altına düştünüz. Sizi bekleyen lütuf şuna benzeyecekmiş. Hemen bir bakalım abi. Hemen 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 hemen. Ben buna hiç bakmadım. Hemen şuradan bir şöyle yaptık. Başlamadı, dur dur dur. 5 saniyeleri al. Peki patlatıyor musunuz bunu? Evet patlatıyorlar. Lütuf güzelmiş. Yani bunu rastgele veriyor. Pekala. Oldukça fazla bir altın var. 10 ile 20 arasında bir altın var orada. Bence gayet güzel. Eşya bileşenleri ve şampiyonlar oyuncudan oyuncuya değişse de sağlayacağı fayda aynı olacak. Düzenin gücü sayesinde kötü duruma düşen herkes kendini daha şanslı hissedecek. Bu bizim yani comeback atmamız için ya da geri dönüş sağlamamız için oyuna güzel bir sistem. Şimdi amblemler kitabı. Her şey kitaplarda gizli denilmiş. Urf'un kaleme aldığı amblemler kitabı çok satanlar listesinde bomba gibi bir iş yapıyor. Bu sert ciltli kitabın sayfalarını karıştırarak 4 amblem arasından seçiminizi yapmanız mümkün. Kitap ilahi lütuftan çıkabildiği gibi nadiren de olsa canavarlara karşı savaşılan turlarda karşınıza çıkabiliyor. Akşama kadar kesip biçtiğimiz canavarların okumayı bu kadar sevdiğini kim bilebilirdi ki? Amblemler kitabı bir kürenin içindeyse bu küreyi açabilmeniz için yetek kulübenizde yer olması gerekecek. Bu heyecanlı ve sürükleyici kitabı kaçırmamanızı umuyoruz demiş. Yani arkadaşlar kesinlikle yedek kulübenizde yer olsun. Boşlukları doldurmak. Bakalım neymiş bu başlığımız. Gölge Spatula'nın gidişiyle birlikte. Yani arkadaşlar kedi. Mama çok miyavlıyor. Gel bakalım mama. Beraber bakalım. Evet. Gölge Spatula'nın gidişiyle birlikte Haylaz amblemini, unutulmuş amblemini ve gece getiren amblemini ve diğerlerini nasıl yapacaksınız? Açıkçası gölgeler henüz dağılmış değil. Gölge amblemlerini tamamen kaldırmak yerine gölge durumlarını yeniden düzenleyen bileşen tariflerinin artık oyunda olmadığını belli edeceğiz. Az önce kekeledim çünkü mama beni tırmalıyor. Bu amblemleri de tıpkı eşyalar gibi cephanelik sistemiyle vereceğiz. Gölge amblemlerin bileşensiz amblemlere dönüşmesiyle birlikte şu anda spatulasız kalmış. Diğer özelliklere yani 5 bedelliler hariç yeni amblemler ekleyeceğiz.
Amblemlere bayıldığınızı duyduk demişler. Hiç bayılmadık bu arada. O yüzden dövüşçüler, ejderiler, manabazlar ve kolcular için de gölge amblemler görmeye hazır olun. Ejderiler derken. What? Hocam? Okey. Hala sorularınız mı var? Mesela artık gölge eşyalar olmadığına göre unutulmuşları unutuyor muyuz? Bu değişiklikler cephaneliği nasıl etkiliyor? Amblemlere daha kolay erişmek zor. Zor erişilen büyük özellik ilavelerinin gücünü etkileyecek mi? Merak etmeyin, önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgiyi sizinle paylaşacağız demişler. Kolcu amblemi gelmiş. Şövalye amblemi gelmiş. Çok enteresan. Ejderi amblemi gelse 5 ejderi olmak çok mu kolay olacak? Arkadaşlar güzel bir set bizi bekliyor gibi. En azından o ilk 2 hafta iyi bir set izleyeceğiz. Şimdi ufak bir böyle sızdırılan bir hero'lar, buff'lar vesaire bunlar var. Hemen bir şunlara bakalım. Hem sizden yardım da istiyorum. Yorumlarda yazın. Şimdi şöyle bir şey var. Katarin arkamızda buna bakıyordum. Şimdi setteki yeni hero'lar bunlar. Yeni buff'lar bunlar. Kalkacak şeylerde Coven kalkıyor sanırım. Spatula ve Shadow Zırh kalkıyor. Shadow Zırh pardon zaten yoktu. Cavalier buff'ı yerine bir şey mi geliyor bilmiyorum. Gwen. Ben bunun Aurelion Sol olduğunu düşündüm arkadaşlar. Ama bazıları da Galio diyor bunun için. Siz bana yardımcı olursanız sevinirim. Burası sanırım Irelia, Lucian. Bunu da bilmiyorum. Şu ortadaki iki hero'yu birden bilmiyorum. Ve Senna. Lucian ve Irelia'nın olması çok güzel. Umarım set 3'teki Irelia mekaniğinin aynısı olur. Şimdi burada 4 buff'umuz var. Yeni 4 buff. Şuna Miss Fortune diyorlar. Yardımcı olun bana lütfen. Yani bence güzel bir set geliyor. Umarım hep birlikte güzel eğlenebileceğimiz videolar, içerikler çıkar ve gülüp eğleniriz hep beraber, heyecanlanırız. Video bu kadardı. Sonuna kadar izlediyseniz ve videoyu da beğendiyseniz kanalıma bir abone olup bir de like atmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.